Turkcell'in Android işletim sistemiyle çalışan ikinci akıllı telefonu T20 şu anda elimizde durmakta. T20 bar tipinde bir telefon. Arkasında görmüş olduğunuz gibi Turkcell T20 yazısı, 5 megapiksel kamerası ve hoparlörleri dikkat çekiyor. Cihazın alt kısmında micro USB portu yer almakta. Bu port üzerinden hem bilgisayar bağlantısı hem de cihazın şarj işlemi gerçekleştirmekte. Cihazın sağ tarafında ses kademe tuşları yer almakta. Üst kısımda açma kapama tuşu ve 3,5 mm'lik kulaklık şakı dikkat çekmekte. Turkcell T20'de 5 farklı ana ekran var. Bu 5 farklı ana ekranı çeşitli kısa yol ve bileşenlerle doldurmak mümkün. Turkcell'in de çeşitli bileşenleri bulunmakta T20'de. Ana ekrandan sonra uygulama menüsüne baktığımızda uygulama menüsünün sayfalı bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Rahatlıkla geçiş yapılıyor bu sayfalar arasında. Ana ekranda görmüş olduğunuz gibi çeşitli kısa yollar yer almakta. Bu kısa yolları ana ekran içerisinde sürükleyip farklı yerlere, konumlara taşımakta mümkün kılınmış. Bileşenler de aynı şekilde farklı yerlere taşınabiliyor. Turkcell'in bileşenleri de dikkat çekmekte. Uygulama menüsüne baktığımızda ise Turkcell'in uygulamaların yer aldığı bir sayfa dikkat çekiyor. Burada T-Market Mobil TV, Turkcell Nimbus Mobil Kod gibi çeşitli Turkcell uygulamaları yer almakta. Uygulama menüsünde görmüş olduğunuz gibi ikon düzenlemesi yapılabilmekte veya bir ikon uygulama menüsünden sürüklenerek ana ekrana taşınabilmekte. Turkcell cebe bağlanan uygulaması T20'nin uzaktan yönetimine ve kontrol edilmesine, bilgilerinin silinmesine olanak sağlayan bir uygulama. Bu da T20'de yüklü şekilde gelmekte. Turkcell T20'nin uygulama tepsisinde kablosuz bağlantı, Bluetooth, GPS gibi modüllerin açılıp kapatılmasını kolaylaştıran kısa yollarda bulunmakta. Bu da T20'nin kullanımını kolaylaştıran etkenlerden bir tanesi. Ayarlar bölümüne baktığımızda Turkcell T20 Android 2.3.3 Gingerbread sürümü ile çalışmakta. Turkcell T20 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.